Merhabalar. Bugün sizlere gördüğünüz gibi bu güzellikte kumkat reçeli yapacağız. Diğer bir adı kumkat reçeli. Evet, Akdeniz'in meşhur kumkatı. İlk önce bir su, ben böyle sirkeli suda bekleterek güzelce yıkadım. Daha sonra da iki su daha yıkadım. Yalnız çok bastırmayalım. Çok narin bir meyvedir. Hafif şöyle birbirlerine sürterek yıkarsanız hem acısı gitmiş olur hem de güzelce temizlenmiş olur. Daha sonra yıkadığım kumkatlarımı süzgeçime alıyorum ve süzmeye bırakıyorum. Ve bu arada tencereme su koydum kaynaması için. Tenceremdeki su kaynarken bunlar da süzülmüş olsun. Evet, ocağımdaki suyum kaynamaya başladıktan sonra kumkatlarımı içerisine atıyorum. Ve karıştırarak kaynamasını bekliyorum. Evet, kumkuatlarım kaynamaya başlarken bu arada hemen bir kaba su doldurun ve içerisine ben şöyle şişelerde dondurduğum buzuma atıyorum. Soğuk su olması lazım. Evde buzunuz varsa buz atın veya çok soğuk suyunuz varsa onu yan tarafa hazırlayın hemen kaynamaya başlamadan. Kaynamaya başladıktan sonra 5 ile 7 dakika arası kaynatacağım. Daha fazla kaynatmayacağım çünkü kumkuat çok narin bir meyve. Kabukları patlayabilir. Patlamasını istemiyorum. Evet, kumkuatlarım 7. dakikayı tamamladı. Hemen şöyle bir süzgeç yardımıyla alıyorum içerisinden ve buzlu suyumun içine hemen atıyorum. İsterseniz benimki gibi tam olgun değilse iki defa aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz 5'er dakikadan. Ama olgunsa bir kere yeterli oluyor. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Bu kaynattığımız suyu kesinlikle dökmeyin. Bu yer sildiğimiz suların içine atarsak doğal koku olarak evimizde misler gibi kokacağını göreceksiniz. Hem temizlemeye yardımcı olacak. Kumkatlarım çok sıcak olduğu için süzüp tekrar soğuk suya koyuyorum. Çünkü suyu ısıttığı için tekrar böyle buzlu suya koyuyorum. Ve birazcık bir 5 dakika buzlu suyun içinde bekledikten sonra süzeceğim kumkatlarımı. Patlamaması için dikkat edin. Hatta ben şu içindeki soğuk suyu, eriyen buzlu suyu da döküyorum. Tamamen soğusun. Evet, kumkatlarımı süzüyorum şimdi. Yavaşça hemen süzgecimin içine alıyorum hepsini. İsterseniz biz böyle süzgeç yardımıyla da alabilirsiniz. Evet, tenceremin içerisinde ben 2 kilo yapacağım için 10 su bardağı su alıyorum. Yani kilo başına 5 bardak su ve toplamda 8 bardak şekerimi ilave ediyorum. 1 kiloya 4 bardak gelecek şekilde. Şerbetimi kaynamasını bekliyorum. Evet, şerbetim 1-5 dakika kaynadıktan sonra, kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynattım. Ve tamamen süzülen kumkatlarımı içerisine atıyorum artık. Ve ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Çok hızlı karıştırmayın. Çünkü çok narin bir meyve. Tekrar söylüyorum. Patlatmamaya dikkat edelim. Evet, reçelim kaynamaya başladı. Misler gibi kokmaya başladı. Tüm ev misler gibi kokuyor şu anda. Yavaş yavaş, çok hızlı olacak şekilde değil, ara ara karıştıralım reçelimizi ve altını çok hızlı açmayalım. Kısığın bir üstü orta derecede yavaş yavaş kaynatmaya devam edelim.
Evet, reçelim güzelce kaynamaya devam ediyor. Yavaş yavaş, ara ara karıştırarak tamamen kıvam almasını bekliyorum. Reçelim kaynarken şöyle 2 yemek kaşığı kadar limon suyum var. Onu ekliyorum üstüne. Köpürürse, köpükleri olursa köpüklerini alın, temizleyin. Benim reçelim hiç köpürmedi. İçine tereyağı da atmadım. Atmayacağım da. Şu ana kadar hiç köpürmedi. Reçelim artık bu şekilde fokur fokur kaynamaya başladığında görüyorsunuz. Artık iyice kaynamaya başladı. Kabarcıkları oluşmaya başladı. Hemen şöyle ölçüme, tabağıma birazcık alıyorum. Dondurucuma koyuyorum. Kıvamını anlamak için soğusun. Evet, reçelim tamamen kıvam aldı. Kıvamını oldu. Ve altını kapatacağım artık. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Normalde üstüne gelen kısımları görüyorsunuz. Bu şekilde içleri fosfos durur. Ama içeriden aldığınızda bakın, havayı gördüğü zaman hepsi yeniden büzülüyor. Bu reçelin özelliği budur yani. Kimse demesin ki benim reçelim büzüldü, bu şekilde oldu diye. Harika bir kıvamda oluyor. Lezzeti harika oluyor. Herkese tavsiye ederim. Ve artık altını kapatıyorum. Tamamen reçelim rengi döndü. Altını kapatıyorum artık. Kendi halinde soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra kavanozlarıma aktaracağım. Evet, reçellerimi kavanozlarıma doldurdum. Bu şekilde de bir kahvaltılık tabağıma aldım. Benden size bir fikir olsun. Reçelinizi yaparken kum katlarınızı şu şekilde avucunuzda ovalayın, tadına bakın. Eğer ki tadı çok acı ve ekşiyse 2 defa kaynatma yapın. Benimki gibi tatlı bir kum katsa tek sefer yeterli olacaktır. Ve deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kimin ne dileği varsa gerçek olsun. Hoşça kalın. Ben tadına bakmadan duramayacağım. Turunçgil familyasından olan bütün reçelleri seviyorum. Portakal, turunç, kumkat, limon. Harika. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Mevsimi gelmişken deneyin. İnanın her sene yapacaksınız. Hoşça kalın.